Gün sonundan herkese merhaba. Ben Özlem Karakullukçu. Hafta ortası işlem gününü değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da performans olumlu. Alım tarafı yine Kardemir ve Ereğli Demir gibi şirketlerin, sanayi şirketlerinin gücüyle yukarı doğru tırmanışını sürdürüyor. Bir diğer tarafta yeni düzenlemeler geldi. Borsa İstanbul performansındaki devre kesiciler konuşulacak. Kripto dünyasını yine ele alacağız. Aynı zamanda küresel taraftaki gelişmeler ve hem piyasa yapıcı merkez bankalarının kararları, aynı zamanda TCMB karar ve beklentilerini konu alacağız bugün deyip konuklarımıza bakalım kimler bugün yorumluyor. Evet, günün öne çıkan başlıklarında Borsa İstanbul geliyor. Borsa İstanbul endekse bağlı devre kesici sisteminde düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Düzenlemeye göre endeks saatler 17 ve 18 aralığını gösterdiğinde devre kesme işlemi sırasında kapanış seansı başlangıcına kadar durdurulacak. Borsa İstanbul endekse bağlı devre kesici sisteminde düzenlemeye gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre devre kesicinin devreye girmesi halinde seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının otomatik olarak uygulanması kararlaştırıldı. Devre kesicinin 17-17.30 saatleri arasında gerçekleşmesi durumunda yapılan uygulamalara ilişkin süre ise 17-18 saatleri arası olarak belirlendi. Devre kesicinin 17-18 arasında devreye girmesi halinde pay piyasasında işlemlerin kapanış seansı başlangıcına, yani 18'e kadar geçici olarak durdurulmasına ve kapanış seansına dahil olan işlem sıralarında işlemlere kapanış seansıyla devam edilmesine karar verildi. Evet, bir diğer haberimiz ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez'den geliyor. Katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Enerji kesintileri ve artan fatura maliyetleriyle ilgili soruya ise ekiplerimiz durumun farkında, gereğini yapmak için çalışmalarımız sürüyor ifadelerini kullandı. Çeşitli sosyal kesimlerden de indirimli tarif eden yararlanmaya dönük talepler de geliyor. Şu anda hem bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı. Çıkınca tabii kamuoyumuzla paylaşacağız. Benim şu anda bunlarla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Esnaflarımızı, küçük işletmeleri, yine bir takım sivil toplum kuruluşlarından gelen talepler var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz. Yani çalışmalar devam ediyor. Şimdi Şubat başı itibariyle sağ olsun Azerbaycan bize yaklaşık günlük 4-5 milyon metreküp ilave bir artışı sağladı. O ilave akış halen devam ediyor. İran'dan da henüz tam beklediğimiz kadar olmamakla birlikte belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ sanayiye olan kısıtlamayı dün itibariyle de kaldırmış oldu. Dolayısıyla herhangi bir kısıtlama ne elektrikte ne de doğalgazda söz konusu değil. Doğrudan grupların adını saymadan söyledim. Gelen taleplerin hepsini değerlendiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızdan da, küçük işletmelerden ve esnaflardan da gelen talepler var. Bunlara ilişkin farklı tarife grupları oluşturulabilir mi diye ekibimiz de çalışıyor. Bitince de kamuoyumuzda da paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Bank of America analistleri, iyimser hisse senedi yatırımcılarını Fed'in faiz arttırım sürecine aşırı değerli bir piyasada girildiğini, gözden kaçırıldığı konusundaysa uyarıda bulundu. Bank of America analistleri, iyimser hisse senedi yatırımcılarının faiz arttırım döngüsünün geçmişte olduğu gibi atlatılabileceğini düşündüğünü,
Ama Fed'in faiz artırım sürecine aşırı değerli bir piyasada girildiğinin gözden kaçırıldığını belirtti. Savita Subramanyan liderliğindeki stratejistler tarafından yayınlanan notta, geçmiş dönemdeki faiz artırımı dönemlerinde olumlu getiriler elde ettikleri, ancak mevcut durumda temel riskin Fed'in faiz artırım sürecinin aşırı değerli piyasayla çakışması olduğunu vurguladı. Bank of America analistleri mevcut duruma en yakın örnek olarak 2000'lerin başında yaşanan teknoloji hisseleri balonunun patlamasıyla sonuçlanan sıkılaştırma sürecini gösterdi. Süper güvercinden daha şahin politikaya dönüşün likiditenin zirvesinde olunduğunun altını çizdiği vurgulanan notta, hisse senetleri açısından zayıf bir yıla işaret edildiği ve mevcut seviyelerden %2'lik bir prim potansiyeliyle S&P 500'ün yılı 4600 puanda tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Fed'in faiz arttırımlarının dolarizasyonun fazla olduğu bankalarda kredi risklerini tetikleyeceğini belirtti. Moody's yayınladığı raporda ABD Merkez Bankası'nın faizleri artırmasının büyük ihtimalle gelişmekte olan piyasalara sermaye akışını yavaşlatarak bu ülkelerin para birimlerinin ve ekonomik büyümelerinin zayıflamasına yol açacağını ve muhtemelen dolarizasyonun fazla olduğu bankalarda kredi risklerini tetikleyeceğini belirtti. Moody's analistleri bilançolarında büyük miktarda yabancı para kredileri ve mevduatları olan bankalar, yerel para birimlerinde sert değer kaybı durumunda sorunlu kredilerde artış yaşanması, karlılık ve likiditelerinde baskı oluşması ihtimaliyle karşı karşıyalar diye belirtti. Raporda yer alan tahminlere göre yüksek enflasyonla ve kurdaki değer kaybıyla mücadele eden Türkiye'de de döviz mevduatının toplam mevduatı oranının 2022 sonuna kadar %65'e yükselmesi bekleniyor. Avrupa'da Türkiye, Azerbaycan ve Belarus en fazla dolarizasyonun olduğu 3 ülke konumunda. Moody's, kur riskine karşı koruma altında olmayan yabancı para kredilerinin ödenmesi gittikçe zorlaşıyor ve mevduat sahipleri fonlarını çekmeye eğilimli hale geliyor. Merkez bankalarının, dolar zararlarını kapatmak için yeterli rezervlerinin olmaması durumunda, kriz döneminde yüksek dolarizasyon aynı zamanda finansal istikrara karşı tehdit oluşturuyor ifadelerini kullandı. Evet, piyasalarla devam ediyoruz. Yurt içi ve yurt dışı gelen verilerde sakin bir gün aslında. Bir diğer tarafta Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu kurla ilgili açıklamalar ve Londra'da yabancı yatırımcılarla görüşmesi Borsa İstanbul performansına katkıda bulundu. Olumlu tarafını güçlendiren önemli başlıklar olarak değerlendirildi. Bir diğer tarafta küreselde özellikle biraz daha kısmi sınırlı artışlarla kapanışlar sergilendi riskli piyasalarda. Peki Borsa İstanbul performansı formasına şöyle bir bakalım. Son 2-3 gündür aslında satışlar vardı. 2000 puan seviyesinin altındaydı. Dün bunu kırdı ve Borsa İstanbul 2000 puan seviyesinin üzerine geldi. An itibariyle 2035 puan seviyesinde %1,5'luk bir yükseliş kaydettiğini okuyabiliyoruz. BIST 50 1830, BIST 30 ise 2259 puan seviyesiyle günü devam ettiriyor. Yine Dolar TL tarafına geçelim. Sayın Nebati'nin yapmış olduğu açıklamada özellikle yabancı yatırımcılarda yaptığı toplantıda dile getirdi. Kurda yükseliş beklemiyoruz söylentisi biraz daha aslında burayı güçlendirdi. Dolar TL tarafında 13.60'lı seviyeleri okuyoruz. Dar bantta diyebileceğimiz noktada %0,3'lük anlık Dolar TL karşısındaki gücü, yükselişi. Euro TL 15,56, Pound TL 18,46, İsviçre Frangı 14,74, Sepet Kursa 14,58'i seviyeli deyip hemen küresel tarafla da yine devam edelim. Sonrasında konuklarımızla değerlendireceğiz. Dolar endeksinde özellikle seviye olarak biraz daha zayıf bir görüntü vardı. Hemen dolar endeksi tarafını da ekranımıza alırsak yorumlayalım. Dolar endeksindeki an itibariyle seviye 96 birimin altına işaret ediyor. 95,50'li seviyelerde zayıf seyri yine bugün de devam ediyor. Euro dolar 1.1441'e yükseldi. Dün 1.14 sınırlarında gezinmişti. Pound dolar 1.3575, dolar yani 115,46. İsviçre frangı karşısında ise 0,92'li seviyelerde. Yine küresel tarafla yine devam edelim. Şöyle
böyle bir Eurostox, Almanya DAX 30 endekslerine baktığımızda dün sınırlı yükselişlerle kapanış vardı. Bugün daha güçlü bir yükselişle devam ediyor. Eurostox 50 endeks ortalaması 4197, %1,6'lık yükseliş performansını işaret ederken 15486 Almanya DAX 30 endeksi, Kakaran 40 7131, İngiltere 7617, biraz daha sınırlı bir yükseliş var. İspanya BEX'te ise 8814 seviyesiyle günü devam ettiriyor vadeli piyasalar ve 10 yıllık tahvil getirileriyle. Şimdi Amerika'daki rakamları okuyacağız. 10 yıllık tahvil getirisi neredeyse biraz daha burada ikili seviyelerdeydi. Ona geçmeden önce Dow Jones'a bakalım. 35607 puan seviyesinde. Burada da Nasdaq tarafı özellikle dikkat çekiyor. Özellikle Facebook tarafındaki bilançonun kötü gelmesi uzunca bir süre piyasalarda olumsuz fiyatlandı ve Nasdaq endeksini önemli ölçüde etkiledi. S&P 500 4553, Nasdaq ise 14921 puanla günü devam ettiriyor vadeli tarafta. Dediğimiz gibi tahvil getirilerinde neredeyse 2 yıllık seviye, ikili seviye, %2'li getirileri okuma üzerindeyiz. Ancak bugünkü biraz daha aşağı yönlü hareket 1,6'lık düşüş kaydettiğini gösteriyor bize. 1,93'lü seviyelerde, 1,33 2 yıllıklar, 30 yıllıksa 2,24'lü seviyelerde. Emtia tarafında altın onsu. Özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte biraz daha yine güvenli liman olduğunun ışığını verdi. Küresel tarafta fiyatlamalar olumluya döndü. Biraz da alım ağırlıklı seyretti. 1829 dolarlı seviyelerde kapanış gerçekleştiriyor. Önemli bir nokta, bugün daha da detaylı dinleyeceğiz. Bugünkü pozisyondaysa biraz da yataylı yine, ancak yine de yeşil rengin ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Brent ve ham petrolde ise bunu da fiyatlamasını özellikle yukarı doğru tırmanışlarda jeopolitik risklerin daha öne çıktığını görmüştük. Biraz daha kısmi iadeler var. 90 doların altını gördü Brent petrol varil fiyatı. Ham petrolde ise 88 dolarlı seviyelerle işlem yapılıyor. Kripto dünyasında önemli gelişmeler vardı. Dün detaylarıyla bakmıştık. Özellikle Bitcoin'in destek ve direnç noktalarında öne çıkan noktalar vardı. Bugün itibariyle 44 bin dolarlı seviyelerde görüyoruz. Ancak 46 bin dolarlar ön plana çıkıyor. Ethereum'da ise biraz daha ayrışma okuyoruz. 3193 dolarlı seviyelerden işlem görüyor deyip konuklarımıza devam edelim. Evet, şimdi hemen İstanbul'da düzenlenen turizm fuarına gidelim. Muhabirimiz Yarkın Sun orada aktaracak bizlere bilgileri. Yarkın, söz sende. Özlem Karakullukçu, teşekkürler. 25. Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı TÜYAP'ta İstanbul'da Beylikdüzü'nde bugün kapılarını açtı. Biz de değerlendirmelerini almak üzere yanımızda Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya var. Firuz Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Turizmdeki 2 yıllık pandemi dönemini nasıl geçirdiniz? Bir alışma süreci oldu mu? 2 yıl geçti aradan ve bu önümüzdeki 2022 yılına ilişkin beklentileriniz nelerdi? Evet, öncelikle EkoTürk ailesini saygıyla selamlıyorum. Çok sevdiğim bir kanal. Sık sık da misafir oldum oraya geçmişte. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 2020 ve 21 yılları seyahat ajantacılığının ve doğal olarak da turizm sektörünün tarihteki en kötü yıllarıydı. Hiç beklenmedik bir dönemde, tam Türkiye'nin çok ciddi çıkış yaptığı, 2019'da rekor kıldığı yılın arkasından ciddi bir rekor beklediğimiz 2020'nin başından itibaren sektör tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de krize girdi. Tabii ekonomik açıdan Türkiye'nin döviz girdisine ihtiyacının olması da
ekstra bir zorluk yarattı ekonomide de doğal olarak. Ben 2020'de çok sıkıntılı bir yıl geçirdik. 2020'de birazcık toparlanmamız oldu. İç turizmde biraz hareketlenme oldu. 2022'den itibaren inşallah 2019 rakamlarını yakalayıp üstüne de çıkarak yeni bir rekorlar dönemi başlayacağına inanıyorum. Ürün olarak Türkiye rakipleri arasında öne çıkan hem tarihi, kültürü, gastronomisi, özel niş turizm alanları, sağlık turizmi olsun, diğer turizm alanları, doğa turizmi olsun, kamp karavan turizmi olsun, bunlarla ilgili de her türlü ürüne sahip. Hem servis kalitesi, hem tesis kalitesi, hem de tüm rakipleri arasında fiyat değer dengesi açısından bakıldığında son derece öne çıkan bir destinasyon. Zaten çok çabuk toparlamasının sebebi, toparlamasını beklememizin sebebi de o. 2021'de ciddi bir toparlanma oldu ama 2022'de inşallah 40 milyon yabancı turist, 5 milyon da Türk vatandaşı yurt dışında yaşayan, 45 milyon civarında bir yabancı ziyaretçi ve yerli Türk vatandaşı ziyaretçi bekliyoruz Türkiye'ye. 35 milyar dolar civarında da bir döviz beklentimiz var. Bu rakamlar tabii hep bir şeylere bağlı. İşte pandeminin gidişatına bağlı. Biz her şey normal giderse, şu anda kış döneminde Avrupa'daki bazı ülkeler bizim kaynak pazarlarımızda kapanmalar başladı. Bu kapanmalar inşallah yaz aylarına kadar bitecek. Yaz aylarından itibaren yepyeni bir dönem başlayacak diye bekliyoruz. İç turizmde de aynı şekilde Türkiye'de de vefat sayıları yükseldi. Kış dönemi böyle geçecek. İnşallah yazın başından itibaren bu pandemi dönemi geceye kalmış, İnşallah unutacağımız bir dönem olarak geride bırakacağımızı düşünüyorum. İç turizmde de çok hareketli bir dönemi bekliyoruz. Türkiye'de de dünyada da birikmiş bir seyahat talebi var, birikmiş bir tatil özlemi var. Bunun patlamayla geri geleceğini ümit ediyoruz, bunu bekliyoruz. Geceleme sayılarımızda artışlar oldu pandemiden dolayı. Geceleme sayılarının artışından dolayı turist gelirlerinde de aynı oranda bir artış oldu. Dolayısıyla hani biraz daha gelir, gecelemeye bağlı dahi olsa biraz da gelir, kişi başı gelirde de artışlarımız var. Toparlanarak gideceğiz diye ümit ediyorum. Sayın Başkan, şu anda erken rezervasyonlardaki son durum nedir? Önümüzdeki yaz dönemine ilişkin fiyatlar daha makul seviyede, erken rezervasyonda avantajlar oluyor tabii ki. Burada da yoğunluk ne durumda şu anda? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz Kasım ayında, Kasım'ın başında Antalya'da erken rezervasyon kampanyamızı açıkladık. Turizm Kongresi, TÜRSAP Turizm Kongresi sırasında. Yani o günki sloganımız şuydu: erken değil tam zamanı. Sloganımız buydu. Demek ki gerçekten de tam zamanıymış. Ondan sonra gerçekten dövizde çok ciddi hareketlenmeler oldu. Fakat erken rezervasyon yapanlarla ilgili bir sıkıntı yok. Erken rezervasyon yapmanın avantajlarını bu sene bir kez daha gördük. Ben vatandaşlarımızın her sene Kasım ayında Seyahat Acenteleri Birliği'nin kampanyasıyla birlikte yaz tatillerini organize edip almalarını tavsiye ediyorum. Hem fiyat açısından çok büyük avantajlar elde edeceklerdir, hem gitmek istedikleri yerdeki imkanlar açısından çok büyük fırsatlar elde edeceklerdir. Dolayısıyla istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, arzu ettiğiniz, karşılayabileceğiniz fiyatlarla tatil yapmak istiyorsanız muhakkak erken rezervasyondan yararlanmanız lazım. Türkiye'de de bu sistem oturdu. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Yeni dönemde tabii ki yeni fiyatlara göre, yani Ocak ayından itibaren uygulanan fiyatlar artık yeni şartlara göre oluşturuluyor. Dolayısıyla birazcık artış var, maliyet artışları var ciddi biçimde. Bunlar yerliye de yansıyacaktır. Sonuçta yabancı müşteriler dövizle satın aldığı için hani dövizin yükselmesiyle onu kompanse etme şansları var, ama yerli turizmde, iç turizmde TL ile satıldığı için Ocak-Şubat aylarındaki fiyat revizeleri seyahatini geç alanlar için sıkıntılı olacaktır. Biraz daha pahalıya almak durumunda kalacaklar. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim yayınımıza kıymetli katkınız için. Çok sağ olun. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya bizimle birlikteydi. TÜYAP'tan Turizm Fuarı'na sözü tekrar stüdyomuza bırakalım. Evet Yarkın Sun'u teşekkür ediyoruz bu güzel röportaj için. Sağ ol. Evet Yarkın Sun'u uğurladık. Turizm Fuarı'nda bize aktardı güzel bir röportajla. Şimdi gidelim Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ'la birlikteyiz. Eda hoş geldin. Merhaba.
Merhabalar Özlem, iyi yayınlar. Teşekkürler, hemen senden dinleyelim. Bir pozitif ayrışma mı var yoksa riskli piyasalarda özellikle gücünü nereden alıyor? Bunu devamlılığı hususunda ne düşünüyorsun? Aslında biz bugünle iyi başladık. Yani piyasaların genelinde risk iştahı güçlüydü. Dolayısıyla Borsa İstanbul içerisinde de bu güçlü açılış beklentimizi sürdürdük. 2017 puan üzerinde tutunmaya çalışıyor sabah saatlerinden bu yana. Yani gün içi en düşük seviyemiz 2017'lerden geçiyor. Zaten bizim için burada da önemli olan şuydu, hani teknik anlamda konuşacak olursam ilk etapta 2020'lerin üzerinde ne kadar saatlik kapanışlar görürsek gün içerisinde yukarı yönde eğimini koruması yönündeydi. Bir tarafta tabii dışarısı da bizi destekliyor. Yani ABD vadeleri olsun, Avrupa olsun, hepsi artıda. Hem dışarıdan iyimseriz, hem kendi tekniğimizde en azından göstergeler pozitif, teknik anlamda da bu da yükselişi desteklemekte. Güzel şirket karları geliyor. Bunlar da zaman zaman hisse bazlı ayrışmalara neden olabiliyor ve endeksi de desteklemekte. Ve özellikle de son günlerde biraz ana hisselerin ön planda olduğunu, ana hisselerde güzel tekniklerin olduğunu da gözlemliyoruz. Bunun da aslında biraz Borsa İstanbul'u pozitif anlamda desteklediğini söylemek mümkün. Yani aslında yeni bir gelişme yok. Seninle daha önceki yayınlarda da ele aldığımız gibi mevcut konu başlıklarını aslında sürdürüyoruz. Hani sadece biraz daha piyasalarda risk iştahının toparlanmasının daha olumlu bir yansıması olduğu görülüyor. Ama bu işte olay şu, hani ne kadar devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Yani bugünkü bu iyimser seyir belki yarına bozabilir. Çünkü volatilite hala yüksek, hala birçok belirsizlik var. Yani bir tarafta Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. Diğer tarafta Fed faiz artıracak, daha da agresifleşebilir mi yılın kalanında derken, şimdi geçtiğimiz haftadan bu yana ECB'yi de konuşur olduk. ECB'den de faiz artış sinyalleri gelmeye başladı. Yani çok karışık bir ortam var. Bizle ilgili aslında şimdi hacime bakıyorum, 25 milyar liralık bir işlem hacmi var. Aslında hala düşük. Çok güçlü değil. Hani belki geçtiğimiz günlere nazaran hani toparlanıyor diyoruz ama yine de bence hacimden çok istediğimiz desteği alamıyoruz. Yabancı takas oranı aynı şekilde geriledi. Yabancı ilgisizliği aslında hala devam ediyor. Dolayısıyla ben şimdiden bu yükselişin kalıcı bir yükseliş olduğunu ifade edemiyorum. Biraz daha bir bu haftayı görmek gerekebilir. Yani hem bugünkü kapanış, hem bakalım yarın bu iyimserlik devam edecek mi? Hani biraz bunları görelim. Ondan sonra belki daha da ortam netleşebilir. Ya peki kurum olarak hangi hisseler sizin biraz daha radarınıza takıldı? Yani şimdi mesela bir kere bankalar hareketli, özellikle özel sektör bankalarında iyi karlar geliyor. Dolayısıyla onları da teknik anlamda beğeniyoruz ve yakından takip etmeye devam ediyoruz. Biraz hani yine demir çelik hisselerinde hareketler var, otomotiv hisselerinde hareketler var, holdinglerde güzel hareketler görüyoruz teknik anlamda da. Havacılıkta bugün biraz daha böyle bir pozitif görünüm vardı. Tabii ki yani havacılık, turizm hala çok böyle güçlü göremediğimiz kısa vadede sektörler aslında ama teknik olarak da fena hareketler yok şimdilik bunlarda. Bir tarafta tabii bilançolar geliyor. Özellikle bu hafta da yine güçlü şirket bilançolarını takip etmeye devam ediyor olacağız. İşte dün Şişe geldi. Yine İş Bankası bilançosunu açıkladı. Beklentilerin üzerinde iyi karlar geldi. Bugün en azından endekste pozitif taraftalardı. Pozitif puan bazlı katkı sağlayan taraftalardı. Biraz yani geçtiğimiz hafta bilançolar çok etkisini gösterememişti fiyatlar üzerinde. Yani çok şaşkınlıkla izlemiştik ki bunu sosyal medyada da birçok piyasacıda da gördüm açıklamalarında. Yani istenilen performans yoktu. Ama biraz bu hafta hani daha farklı bir görünüm var gibi. Biraz piyasa artık bilançoları fiyatlamaya başladı, fiyatlara yansıtmaya başladı. Bunun da zaten biz Borsa İstanbul üzerinde etkisini görmeye devam ediyor gibiyiz. Daha değerli katkıların için sağ ol. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, şimdi kısa bir ara, sonrasında doçent doktor Ata Özkaya bizlerle olacak. Helin Çelik'te aynı zamanda hem kriptoya hem de gelen verileri değerlendireceğiz.
gün sonuna devam ediyoruz. Konuğumuz Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ata Özkaya. Ata Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özcan Hanım. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Ata Bey, isterseniz iç sorunlardan başlayalım. Sorun dediğim şu, elektrik faturaları. Şimdi ben biraz bunu sizin yorumlarınızla da dinlemek istiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dönmez açıklamalar yaptı. Dikkatle dinlediklerini, bunu tekrar bir kontrolden geçireceklerini söylemişlerdi. İşletmelerin bu yaşamış olduğu elektrik faturasındaki sıkıntı, dünyanın genelinde de bir enerji krizi var. Birçok yerde gerçekten fiyatlar inanılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Buradan yola çıkarak Avrupa'da kez aynı şekilde. Genel hatlarıyla enerji krizi ve içeride yaşanan bu sıkıntıları nasıl yorumlamak lazım aslında? Hangi açıdan bakmak lazım? Evet, bu sıkıntılı bir konu. Yaklaşık bir aydır da üzerinde konuşuyoruz. Hatırlarsanız kesintilerden beri zamlar Aralık ayının sonunda gelmeye başlamıştı ve hane halkının bütçesini, yani hepimizin bütçesini tamamen etkiledi. Çünkü bütün fiyatlama davranışlarının temelinde enerji fiyatları yer almakta. Bu üreticiler dahil, hizmetler sektörü, KOBİ'ler, restoranlar, aklınıza gelebilecek her türlü üretim birimi ya da hizmet biriminde fiyatlamayı tamamen yukarı çekti. Her açıdan yukarı çekmiş durumda ve sadece elektrik değil, biliyorsunuz. Petrol fiyatları da yaklaşık haftada bir, benim gözlemlediğim kadarıyla da 10 günde bir 1 liraya yakın, 80 kuruşa yakın zamlarla devam etmektedir. Buradaki fiyat artışları da. Şimdi böyle baktığımız zaman Odalar ve Borsalar Birliği'nin yaklaşımı veya üreticilerimizin küçük ölçekli işletmeler için farklı elektrik tarifesi istemelerini anlayabiliyorum. Ancak bu hayata geçirilebilir mi? Enerji Bakanlığımız buna bir çözüm bulur mu diye sorduğunuzda bunun ben bir çözüme ulaşacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok kısmi olarak tarifelerde oynama olabilir. Belirli zaman aralıklarında belirli kolaylıklar getirilebilir ama burada üretim birimlerimizin sayısı, hane halkımızın sayısı, ülkemizin nüfusu ve enerji talebi göz önüne alındığında çok çabuk ortadan kalkacak avantajlar ancak söz konusu olabilir burada. Yani belirli bir saat dilimi söylense bile daha sonra vatandaşlarımız arasında bu duyulduktan sonra o saat diliminde elektrik harcamasına talep olacak ve oradaki fiyat avantajı ortadan kalkacaktır. Çünkü biz burada elektrik tüketimimizi ve talebimizi değiştiremiyoruz. Üretim yapma biçimimizi değiştiremiyoruz. Aynı hacimde belki arttırmaya çalışarak devam ediyoruz. Ve kış aylarının da ortasında olduğumuz için doğal olarak burada talep kısmı çok yüksek kalacağı için de küresel enerji fiyatları da geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıktığı için ve burada da belirli bir düşüş eğilimi gözlemlenmediği için, keskin düşüş eğilimi gözlemlenmiyor. Kısmi olarak Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklamaları var, kısmi düşüşler olabileceğine dair ama burada bizi rahatlatacağını ben sanmıyorum bunların. Bu fiyatlarla ben devam edileceğini ve enflasyona yansımasının özellikle hayat pahalılığına, hem enflasyona hem hayat pahalılığına bunu ayırıyoruz artık biliyorsunuz. Çünkü sokakta hissedilen farklı olduğu için bunun yansımasının devam edeceğini ve bizim bütçemizde bunun ağırlıklı olarak süreceğini açıkça söylemek isterim. Aksi durumda, yani önlemler alındığı ve geliştirilmeye çalışıldığı her durumda bunun hazineye yük olarak bineceğini de hatırlatmak isterim. Hazinemizin de hepimizin vergileriyle işlediğini düşündüğümüzde burada sadece 3 ay sonraki bir yükün, yani bugünkü yükün 3 aya dağıtımı, 3 ay boyunca hepimize 85 milyonluk tüketici vatandaşlarımıza dağıtımı söz konusu olacak yükün. Burada da ancak bir taksitlendirme gibi düşünülebilir. Onun dışında bir avantaj sağlamayacaktır. Belki bazen vatandaşlarımız bunu hazinenin sübvansiyonu olduğunda kendi üzerlerinden kalktığını zannediyor olabilir. Onu da hatırlatmakta fayda görüyorum. Hazinemize aktarılan her yük yine bizim cebimizden çıkacak. Çünkü vergi veren vatandaşlarız. Her harcamamızda bu vergiyi veriyoruz. Her ne kadar vergi düzenlememiz ülkemizde gelişmiş ülkelere göre biraz tırnak içinde bozuk olsa da, çünkü dolaylı ve dolaysız vergiler oranı çok dengeli değil. Maalesef. Biz harcamamızla devlet bütçesini besliyoruz. O harcamada zamlardan beslendiği için burada bir geri adım atılması aynı zamanda hazinenin
gelirlerini azaltacağı için başka hizmetlerde aksamaya yol açacaktır. Burada o yüzden ben bir çözüm üretilebileceğini, genel çözüm üretilebileceğini zannetmiyorum. Ama söylediğim gibi belirli zaman aralıkları veya belirli işletmelere kısmi yardımlar olabilir ama bunlar ülkemiz çapındaki bir ülke için, bu hacimdeki bir ekonomi için önemli katkılar olmayacaktır o zaman. Değil mi? Aslında çok önemli bir nokta, dediğiniz gibi vergilerin doğrudan ve dolaylı olarak düzenli dağılımının olmaması, bence dediğiniz gibi ilk buradan belki de başlamak lazım bazı noktaları düzeltmeye ki adaletli bir vergi dağılımıyla aslında birçok sorunun da önüne geçilmiş olunuyor. Şimdi bu elektrik sıkıntısı var, bir tarafta da petrol. Petrol tekrar Brent petrol özellikle neredeyse 100 dolarlı seviyeleri işaret eder nitelikteydi. Hemen tabii ki Amerika'dan sesler yükselmeye başladı. Önemli sözcülerin yapmış olduğu açıklamalar bu durumun mutlaka dikkatle izleneceği ve önlemlerin alınması hususunda gerekirse OPEC artı ülkeleriyle birebir görüşmelerinde devam edeceği hususunda. Bugün evet kısa bir küçük bir düşüş oldu ancak yine de petrolün aslında ciddi bir manada bir artışının olması lokomotif özelliğinden dolayı herhalde emtia tarafında tüm gıda sektöründen tutun da tüm diğer enerji tarafına kadar ciddi bir yansıması olacak. Zaten dünyada enflasyon tarafında önemli bir mücadele içinde. Nasıl yorumluyorsunuz fiyatları? Fiyatların dışında gerçekten Amerika'nın özellikle önemli de bir üretici konumunda olmasıyla birlikte fiyatları hangi noktalara getirme için çaba sarf edecek? OPEC artı sizce buna yanaşacak mı? Bir uzlaşma sağlayacaklar mı dünyadaki petrol üretiminde? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin burada amacı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin amacı 75-80 dolarlar bandına bu fiyatları çekebilmek. Çünkü Amerikan vatandaşlarının da yani uzun dönemdir böyle bir alışkanlığı var. Bu şartlar altında yaşıyorlar ve petrol kullanımı Amerikan coğrafyası göz önüne alındığında oradaki transport koşulları, oradaki insanların yaşama biçimi, toplu taşım gibi özellikler, yani toplumun bu tip dokusu, ekonomik dokusu, aktivite dokusu göz önüne alındığında diğer ülkelere göre çok daha önemli bir araç aslında petrol, kullanılan bir değer. Dolayısıyla bunun 90 dolarların üzerine çıkması şu an ondan hiç istemediği bir seviye. Belki şu söylenebilir, geçmişte 100 dolarlar olduğu da oldu tabii ki. Şimdi neden 90'ın üzerine çıkması istemiyorlar denebilir. Burada sebep şudur, enflasyon baskısı Amerika Birleşik Devletleri üzerinde de oldukça yükseldiği için petrolün ek olarak yaratacağı baskıya artık tahammülleri yok. Evet, yani enflasyon sektörel bazlı tamamen ekonominin içine yayıldı. Bunu belli bir şekilde yönetebildiler. Ancak petrol fiyatlarının daha da artmasının getireceği enflasyon etki Amerikan hükümetinin onay oranını bozacaktır daha fazla. Yani yaşam kalitelerini, standartlarını etkileyecek ve vatandaşların ara seçimlerde gerçekten Amerikan hükümetine onay oranını düşürecektir. Böyle bir şeyi Amerikan hükümeti istemediğini sizin de söylediğiniz gibi sözcülerin, Beyaz Saray sözcülerinin, sayın sözcülerin açıklamalarından görüyoruz. Ancak ne yapabilir? 75 dolarlara tekrar çekebilir mi? Stokları kullanabilir mi? Burada çok sıkıntılı bir durum söz konusu. Çünkü Körfez ülkelerinde 70 doların üzerinde ihtiyacı var. Petrol fiyatlarının seyretmesine, onların bütçeleri, gelecek planları buna göre ayarlanmış durumda. Rusya söz konusu ve Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki itilaflar burada göz önüne alındığında ben Amerika Birleşik Devletleri'nin fiyatları geçtiğimiz ay 75 dolarlar seviyesine çekme kabiliyetini gösterse de bunu bir aydan fazla tutamadığını göz önüne aldığımızda bir uzlaşma zeminin oluşmasının kısa dönemli zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü itilaf noktaları arttı. Bunu gören Rusya da aslında konumuz artık ekonomiden jeopolitiğe kayıyor tabii ki. Jeoekonomiye kayıyor ama Ukrayna sınırındaki problemi uzatmakta kararlı. Çünkü böyle bir açmazın içinde ve Amerika Birleşik Devletleri eğer uzlaşması gerekirse Rusya'yla da uzlaşmak durumunda OPEC ülkeleriyle beraber. Böyle bir stratejik durum söz konusu olduğu için petrolün şu an ekonomik piyasadaki değer oluşumuna ek bu tip etkileri de söz konusu. Çin'in burada ya da Japonya'nın, Hindistan'ın elindeki stoklarla bunu düşürebilme ihtimali söylediğimiz gibi ancak kısıtlı bir süre için olabiliyor. Bunu da finansal piyasadaki karar vericiler bildiği için bir aydan sonraki fiyatlamalarda
özellikle enflasyon beklentilerinde bu fiyatlamayı daha da öteye götürmüyorlar. Yani enflasyon beklentileri her ne kadar bugünkü enflasyonu çok rayından çıkarmasa bile tamamen rayında da tutamıyor. O yüzden ben petrol fiyatlarındaki bu güçlü seyirin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin yapabileceği şu an çok özel bir taktik geliştirebilirse olabilir bilmediğimiz ama görünürde böyle bir imkanı olduğunu sanmıyorum açıkçası. Çünkü talep çok güçlü seyrediyor. Ekonomik aktivitede hız kesse de düşmedi açıkçası. Gelecek sene için ya da belli bir 6 ay gibi bir süre sonrası için belki bir ihtimal farklı senaryolar yazılabilir ama şu an için ben bir fiyat düşümü tahmin etmiyorum. Bunu bizim Merkez Bankamız için de bu önemli bir veridir. Çünkü Merkez Bankamızın da enflasyon raporlarını oluştururken ve öngörülerini yaparken petrol fiyatlarını düşük almaması gerektiği konusunda sizin aracılığınıza da tekrar ben fikrimi belirtmek isterim. Evet. Öngörümü. Bunun yüksek olarak güncellenmesi gerekiyor. Bizim kurumlarımızın burada bu marjı yüksek tutması lazım ki geçen ay gördüğümüz gibi bir doğalgaz krizi, sanayiye doğalgaz verilememesi gibi durumların petrolde de çok aşırı fiyat zıplamaları, bunların üreticilerin petrolde çok aşırı fiyatlar oluşacağına dair bugüne yansıtmaları yani fiyatlama davranışlarında gıda dahil zincirlerde bozulma yaratma ihtimalinin göz önüne alınması gerekiyor. Daha sonra bu fiyatlar arttığı zaman bizim dönüp de artık çaresiz olmuş oluyor. Yani hükümetimizin kurumları artık orada çaresizleşmiş oluyor ve konu sizin de bildiğiniz gibi çok farklı yönlere kaymış oluyor artık. Ekonomi dışına çıkmış oluyor. Doğru. Peki hocam şöyle bir iki dakikalık bir süremiz kaldı ama ben geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ile birlikte faiz kararlarını açıkladı. İngiltere'de artış oldu. Avrupa olmasa da etkisi faiz artışı yönündeydi. Şimdi Almanya Merkez Bankası Başkanı, yeni başkanı Sayın Nagel. Sanki bu yıl için bir faiz artış sinyali vermeye başladı. Avrupa'dan gelen bu faiz artışları özellikle Euro tarafını nasıl etkileyecektir? Evet, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın büyük ihtimalle bir faiz artışı yapacağı zaten fiyatlamalara girdi. Hızlı bir şekilde girdi. Evet. Kısmi bir de çalkantı yarattı ve bu çalkantı finansal piyasalarda devam etmekte aslında. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisiyle de bu devam edecek. Tahvil faizlerinde gördüğümüz dalgalanma ve stoklarla devam ediyor. Dolayısıyla Avrupa'nın yaklaşımının ben tabii ki bir adım hep geriden geldiğini sürekli vurguluyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye göre bunun değişeceğini sanmıyorum geriden takibi. Çünkü burada özellikle Avrupa'nın ekonomik aktivitesinin canlı tutulma gayreti daha ön planda. Bu aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle ama konuşulmadığı için pek gündeme gelmiyor bu. Avrupa'da da özellikle Almanya'nın ve diğer ülkelerin dış ticareti üzerinden ekonomik aktivitesinin canlı tutulması ön planda olduğu için bu politik yaklaşım ben Avrupa Birliği'nin geriden gelerek faiz arttırmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde kaldığı için daha elinin rahat olarak faiz arttırmaya başlayabileceğini düşünüyorum. Bu Euro-Dolar paritesinde çok fazla %1, %2'yi çok geçecek bir dalgalanmaya yol açacağını sanmıyorum açıkçası. Çünkü özellikle satın alma gücü paritesinde de çok birbirine yakınlar. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa Birliği'ni bir arada ele aldığımızda çok birbirine yakın seyretmekteler geçtiğimiz 5-6 yıla göre. Böyle baktığımızda da ben Avrupa Birliği'nin geriden gelerek faiz artırmaya devam edeceğini ama bunun piyasada bugün satın alınandan daha fazla bir türbülans yaratmayacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Doşent Doktor Ata Özkaya değerli katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun efendim sizlere de. Kriptoya gidiyoruz. Helin Çelik bizlerle. Helin hoş geldin. Teşekkür ederim Özlem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Dinleyelim mi senden kripto dünyasında nasıl haberler var? Evet, kripto para piyasası geçtiğimiz birkaç gündür çok hareketli. Kritik dirençlere geldik. 4 saatliklerde düşüş trendini kırdık. Ancak tabii ki de piyasada yoğun alış olduğu için, buradaki longların hacminde de ciddi bir artış olduğu için yer yer tepki satışları meydana geliyor. Geri çekilmeler yaşanıyor. Açıkçası belli bir bölgeye kadar makul karşılayabiliyoruz. Bunun dışında önemli haberler var aslına bakacak olursak. Hem Ripple yönetimi
kanadından bu dava süreciyle alakalı aksiyonlar geliyor. Yüklü bir XRP alışı yapmıştı geçtiğimiz hafta. Onun dışında XRP'deki yukarı yönlü hareketlilik çok dikkat çekti. Çünkü dava sürecine dair çözümlenmesi beklenen bazı meseleler vardı. Özellikle XRP'nin menkul kıymet olup olmadığıyla alakalı ve menkul kıymetler ve borsa komisyonu içerisinde XRP'nin aslında menkul kıymet olmadığı konuşulduğu iddia edildi. Bununla alakalı belgeler de sunulacak denildi. Buna itirazlar da belli bir gün mesafe payı bırakılarak itirazlar gelebilir denmişti. Ancak da bir Ripple yönetiminin yüklü XRP alışı ve buradaki kendi içerisinde menkul kıymetler ve borsa komisyonunun bazı söylemlerinin lanse edilmesi XRP fiyatında da hareketlilik yarattı. 0.90'ları test etti burada parite. Diğer açıdan Rusya'yı yakın mesafede takip ediyorduk. Rus hükümetiyle Merkez Bankası en nihayetinde bir anlaşmaya vardı ki zaten Putin biliyorsunuz biraz daha kripto paraların yanında yer alıyordu ve sadece regülasyona destek veriyordu ama yasaklamaya karşı tavrı netti açıkçası. Bu noktada artık Rusya'da kripto para birimleri para birimi statüsünde anılmaya başlanacak ancak ödemeler de yasak. Bu model aslında bize çok yakinen içerisinde olduğumuz yaşadığımız bir durumu da hatırlatıyor. Türkiye'deki modele çok benziyor. Bizde de bir regülasyon süreci var. Evet, kripto para birimleri gayrimaddi olarak değerlendiriliyor. Ancak yatırım aracı olarak değerlendirilebileceği söyleniyor. Bununla birlikte ödemelerde kullanamıyoruz. Benzer bir yapı Rusya'da da ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkılacak. Şu anda Rus medyası bu regülasyon sürecini konuşuyor. Belli bir miktarın üstü yaklaşık 8 bin dolara denk gelen kısmı bildirilmek zorunda kalınmış olacak Rusya'da. Diğer açıdan her yerde satış yapılamayacak. Muhtemelen bir lisanslama getirilecek. Yani hem yatırım aracı kurumlar hem de bankalar tarafından biz bakacak olursak bu hizmet sağlanması meydana gelecek. Yani yatırımcılar başka yerden alıp satamayacak. Lisans koşulları önümüzdeki süreçte belli olacak. Diyelim bir de bir değerleme açıklandı bugün Özlem Hanım. Bitcoin'in adil fiyatı aslında 38 bin dolar demişti JP Morgan. Böyle bir araştırma yayınlamıştı. Bunu da altındaki fiyat hareketlerine dayandırarak söyledi ve altınla Bitcoin'in fiyatını kıyasladığımız zaman volatilite bakımından baktığımız zaman 4 kat daha fazla volatilitesi yüksek olduğu söyleniyordu Bitcoin'in. Bu rakamlar doğrultusunda 38 bin dolardır adil fiyatı denildi ama burada şöyle bir durum var. Bu sadece altın fiyatına endekslenerek buradaki birbirine kıyasla olan hareketleri baz alınarak yapılmış bir analiz ama onun dışında tabii ki biz bazı zamanlarda evet altınla beraber hareket ettiğini görüyoruz ama bazı zamanlarda kripto para birimlerinin riskli varlıklarla birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Bu kapsamda tabii çok da hani metrik olarak gerçeği de yansıtabilecek bir durum değil ve zamanla yerine gelecektir hani bu oynaklık seviyesi özellikle likidite miktarının artmasıyla biz biraz daha bu seviyelerin bu oynaklığın daha makul derecede ilerlemesini bekliyoruz ki burada bir mesela kripto para topluluğunun bir eleştirisi olmuştu. Yani evet piyasada oynaklık yüksek ancak endekslerde son 10 yılın en volatilitesi yüksek zamanlarını yaşıyor şeklinde. Bu tarz açıklamalar ve gelişmeler ekseninde kripto paralarda biraz daha yönünü yukarı çevirdi diyebiliriz. Daha böyle yeşillerin hakim olduğu bir piyasaya açıkçası son birkaç gündür uyanıyoruz. Bunun dışında 4 saatliklerdeki özellikle Bitcoin ve Ethereum kanadından bakacak olursak bu düşüş trendini kırmış durumdayız. Ancak kritik bazı direnç seviyelerimiz var. Burada da Ethereum'un fiyatlamasına bakacak olursak 3200'ü periyodik olarak yukarı yönlü test ettiğini görüyoruz. Eğer hacimli bir şekilde burayı kırmaya başarırsa 3500 ve 3850 seviyelerine kadar ivme yakalanması bekleniyor. Aşağıda ise 3000 seviyeleri hala kritik ve önemini koruyor diyebiliriz. Şöyle 1-2 dakikalık da hacim tarafı nasıl, küresel tarafta özellikle? Hacim tarafı biraz daha iyi durumda açıkçası ve madencilerin rezervlerine de bakacak olsak yani hem hacim biraz destekliyor evet hem de rezervler konusu kripto para piyasasını destekler nitelikte. Biz düşüş sırasında madenci rezervlerinin azaldığına şahit olmuştuk ancak
toparlanma izleriyle birlikte özellikle Bitcoin dolar paritesinin 33 binleri dip seviye haline getirmesinden sonraki hareketine bakacak olursak madenciler de burada rezerv biriktirmeye başladı. Bu kapsamda tabii ki piyasadaki arz kısıtıyla beraber hareketlilik destekleniyor. Mart ayında sadece ne olur diye konuşuluyor özellikle Bitcoin dolar paritesinin hali. Fed'in faiz artırımı masada olacak çünkü Mart'ta faiz artırımına gitmeyi bekliyoruz dedi. Buradaki dolar endeksinin senaryosu bizim için önemli olacak. Ki bu geçtiğimiz birkaç günde de dolar endeksindeki geri çekilmede Bitcoin doları besleyen bir durum haline gelmişti. Ama şu an itibariyle bütün bu haber akışları kripto para piyasasını desteklediği için hem yatırımcılar yavaş yavaş portföylerini artırmaya başladılar hem de madenciler yeniden rezervlerini tutmaya, burada rezerv biriktirmeye başladılar diyebiliriz. Elin Çelik, teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kısa bir ara yapıyoruz. Sonrasında global piyasalar ve aynı zamanda altın ve para piyasalarını konuşacağız. Global piyasalarla devam ediyoruz. Küresel gelişmeleri dinleyeceğiz. Riskli piyasalarda hisselerde öne çıkanları aktaracak bizlere Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin. Gülay Hanım hoş geldiniz. Söz sizde. Merhaba, hoş bulduk. Amerika'da güçlü gelen bilançoların yarattığı olumlu hava global piyasaları da olumlu etkilemeye devam ediyor. Bu sabah Asya bölgesinde Japonya %1, Güney Kore %0.8 ve Hong Kong %2 değer kazandı. Bölgenin en önemli makro verisi bugün Avustralya'dan geldi. Ülkenin tüketici güveni endeksi artan yaşam maliyetleri ve daha yüksek faiz oranlarına dair endişelerin baskısıyla Şubat'ta %1.3 düşüşle 100.80 puana geriledi. Avrupa piyasalarındaki olumlu hava bugün de devam ediyor. Eurostoxx 50 endeksi %1.7'lik artışla 4200 puana yükseldi. Eurostoxx 50 endeksi için 4250 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu düşünüyoruz. Endeks 4250 direncini bu yükselişinde değer geçemezse önümüzdeki günlerde satış baskısı artabilir. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'nın dış ticaret verileri açıklandı bugün. Analistler Kasım ayında 12 milyar euro olan fazlanın 11 milyar euroya gerilemesini bekliyordu. Ancak dış ticaret fazlasının 7 milyar euroya gerilediği açıklandı. Amerika'da spot piyasalar açılış öncesinde vadeli endeksler %1'e yakın artıda seyrediyor. Beklenenden iyi gelen bilançolar hisse endekslerini yukarı sürüklese de yarın açıklanacak enflasyon oranı risk iştahını bir miktar azalttığını söyleyebiliriz. Yarın saat 16.30'da açıklanacak Ocak ayı enflasyonunun %0.5, yıllık enflasyonun ise %7.3 olması bekleniyor. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonun ise %5.9'a yükseleceği tahmin ediliyor. Açıklanacak enflasyon rakamlarını beklentilerin üzerinde olması halinde hisse piyasalarına satış gelebileceğini hatırlatalım. Hisse piyasalarının ardından kısaca emtia piyasalarına bakalım. Enflasyon verisi öncesinde kıymetli madenler dünkü seviyelerinde yatay hareket ediyor. Enerji fiyatlarındaysa Amerika ile İran arasındaki dolaylı görüşmelerin yeniden başlamasını yarattığı olumlu havada bir miktar gerileme var. Ham petrol sözleşmelerine teknik olarak değinelim. ABD'nin IMEX borsasında işlem gören Mart vade ham petrol sözleşmesi 70 doları geçtikten sonra 10 günlük üst ortalama üzerinde güçlü bir yükseliş kaydetti. Ham petrol fiyatlarıyla Chicken Money Flow göstergesinde görülen negatif uyumsuzluk bir yorgunluk işareti olabilir. Bu yüzden fiyatların bugün için 88.91 dolar seviyesinden geçen 10 günlük ortalama desteğinin kırması durumunda 80.75 dolardaki yatay destek seviyesi hedeflenerek kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz. Sahip olunan uzun pozisyonlar içinde 88.45 dolar altında zarar kes çalıştırılması faydalı olacağı görüşündeyiz. Son olarak yatırım kuruluşlarının raporlarından seçtiğimiz bir hisse önerisini de paylaşalım.
Credit Suisse Ferrari için endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor ve dün 197.30 dolardan kapanan hisse için 285 dolar hedef fiyat gösteriyor. Lüks spor otomobil tasarlayan ve Milano borsasında da işlem gören Ferrari, 4. çeyrek finansallarında satış adetlerindeki %24'lük artışın desteğiyle 398 milyon euro FOBÖK elde ederek 383 milyon euro olan piyasa beklentisini aştı. 2022'de Monza modelinin satışlarında azalış, daha basit model olan Roma ve Portofino siparişlerinde artış bekleniyor. Kar marjı daha kısıtlı olan modellere olan ilginin artması, karlılığı bir miktar olumsuz etkilemesi beklendiğinden şirket 2022 hasılat beklentisini sabit tutarken FOBÖK beklentisini 1.8 milyar eurodan 1.7 milyar euroya revize etti. Credit Suisse Ferrari için ciddi bir hasılat kaynağı olan sponsorluk anlaşmalarından şirket bilançosuna da ciddi bir katkı gelebileceğini belirtiyor. Bizim bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi yayınlar Özlem Hanım. Çok teşekkür ediyorum Gülay Şahin, değerli katkılarınız için. Altın ve para piyasaları uzmanı şimdi bizlerle İslam Memiş. İslam Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. Yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle şöyle altın onsunu değerlendirelim. 1800 dolar seviyesinin üzeri yine ben buradayım. Güvenli liman olarak dedirtti. Kalıcılık da sağladı ama önümüzdeki süreç sizce nereye evrilecek? Ben yükselişlerin sağlıklı olduğunu şahsen düşünmüyorum. Buradaki yükselişlerin kalıcı olması için jeopolitik riskler tarafında ciddi adımlar atılması gerekiyor. Mesela Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi gibi ya da Fed'in faiz artımlarında farklı politika belirlemesi gibi birçok etken olması gerekiyor. Şu anda bütün enstrümanlara baktığımız zaman 1818, 1800 17 bu direnç seviyeleri tamam ama 1830 dolar seviyesi üzerinde kadarları özellikle enflasyon verisinden önce biraz sağlıksız buluyorum. Ancak enflasyon verisinden sonra 1830 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılsaydı yükselişlerin sağlıklı olacağını söyleyebilirdik. Ama öncesinde böyle bir yükseliş olması bence tuzak yükselişler olduğunu bana gösteriyor. O yüzden demek ki yarın saat 16.30'da Amerika enflasyon verisinden sonra biz ons altında yükselişin aksine bir düşüş görme ihtimalimiz de bana göre güçlendiriyor. Peki o zaman biraz da uzun vadede yatırımcıların almış oldukları pozisyonu da dikkate alacak olursak sizce şu an için satış fırsat mı veriyor? Şöyle yani ben kısa vade için 1790 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim. Fed tekrar sahneye çıktıktan sonra Mart ayından sonra bu baskılanma ben devam edeceğini düşünüyorum. Ama biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman, yıl içindeki performansa baktığımız zaman yüksek bir enflasyon var ve altın ons fiyatındaki o az önce sizin söylediğiniz gibi güvenli liman gömleğini giyer, tekrar 2000 dolar seviyesinin üzerinde taklar gerçekleştirir. Ama şu anda tekrar o dip arayışını tamamlamadığını ben şahsen düşünüyorum. Peki yurt içinde sizce altın nasıl? Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nebati'nin yapmış olduğu açıklamalarda kurda herhangi bir oynaklık beklenmemesi yönünde. İç dinamiklerde de altın onsunda da bir düşüş trendi varsa ağırlıklı sizce gram altın özelinde özellikle fiyatlardan bahsedecek olursak hangi noktalarda biraz daha beklenti içine girmeliyiz? Alım tarafı ve satım tarafındaki fırsat noktalarını da dinlemek isterim. Evet, gram altın TL fiyatı dolar kurunu takip etmeye devam ediyor. Dolar kuruna göre pozisyonlar şu anda şekilleniyor. Her ne kadar bu hafta altın ons fiyatında yukarı yönlü hamleler, ataklar görsek de bu gram altın TL fiyatının tekrar 800 lira seviyesine yükselmesine neden oldu. Ama ben yine hafta içi yatırımcısına şu tavsiyelerde bulundum. 800 lira seviyesinin üzerinde altın almaktansa 780 ve altındaki rakamlardan gram altın almanın daha avantajlı olduğunu ve bu imkanların da sık sık gelmeye devam ettiğini de belirttim. Yine aynı öngörüm ve düşüncem devam ediyor.
Ben kişisel olarak 800 lira seviyesinin üzerinde gram altının alınma taraftarı değilim. Dolar kurunu yakından takip etmeye devam ediyorum. Dolar kuru tekrar 13.60 lira seviyesini test etti. Ama 13.63 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamıyor, baskılanıyor. Burası demek ki güçlü bir direnç seviyesi. 13.63 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan dolar kuru eşittir 800 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan bir gram altına işaret eder. Ben tekrar dolar kurunda bir gerileme bekliyorum. Eşittir bu da altın 10 gram fiyatında tekrar gerilemeyi bana işaret ediyor. Evet, peki yurt içinde hangi altınlarda daha çok talep ağırlıklı azalmaya başladı? Çünkü bazılarında hani işçilik de var vesaire, bir de şöyle biraz kapalı çarşıdaki genel görünümü değerlendirecek olursanız İslam Bey, neler dikkatinizi çekiyor? Yani yatırım amaçlı altınların daha fazla alındığını gözlemliyoruz. Genelde Cumhuriyet altını, çeyrek altın gibi sikke altınlar tercih ediliyor. Genelde tasarruf amaçlı alınıyor. Ama bugünlerde biraz daha geri dönüşümlerde de hızlılık var. Yani bozulan tarafta da biraz daha hızlılık var. Dolayısıyla bu geri dönüşümdeki hızlılık genelde ev alan veya araba alan vatandaşlar tarafından sağlandığını söyleyebilirim. Evet. Peki şimdi arabada mesela durgunluk var deniliyor. Siz hani bir ara yorum yapıyordunuz. Evet. Yani daha doğrusu oradaki gözlemleriniz neticesinde evet. Çıkıyordu. Biraz daha hani altın tarafı satılıp işte alımlar biraz otomotiv ve işte konut sektöründe ağırlık kazanıyordu. Şu an nasıl? Gerçekte de biraz daha sanki bu sektörlerde durağanlığa doğru mu gidiyoruz? Evet. Ben son bir aydır bu piyasayla, otomotiv piyasayla alakalı çalışmalarımı sürdürüyorum. Yaklaşık bir iki ay daha devam edecek bu çalışma. Hem dijital ortamda, yani internet satış ortamlarındaki araba satış hareketleri, fiyat hareketlerini yakından takip ediyorum ve not yazıyorum. Hem de sahaya inip bayilerle, bayi satış temsilcileriyle birebir görüşüyorum. Kurdan kaynaklı zaten %10'luk bir düşüş var. Ama son birkaç haftadır da özellikle tekrar fiyatlarda bir geri çekilmenin devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle bayilere de son 3 haftadır yavaş yavaş araçlar gelmeye başladı. Bu da vitrinlerin araçlarının tekrar görülmesiyle birlikte ikinci el otomotiv fiyatlarında ben düşüşlerin en az %20 civarında gerileceğini düşünüyorum. Tabii buradaki önemli etkenlerden bir tanesi de insanların kararları, karar mekanizması da çok önemli. Özellikle ikinci el otomotivdeki küpük fiyatları görenler biliyorlar ki sıfır araçlardaki fiyatlar daha uygun. Biliyorlar ki sıfır araç almak daha makul, daha mantıklı. O yüzden ikinci el piyasasında şu anda bir fırsatçılık var. Bu kriz fırsatçılığıdır. Ve dolayısıyla da burada ciddi bir anlamda köpük fiyatlamalar vardır. Özellikle hükümetin önümüzdeki haftadan itibaren açıklayacağı yeni krediler veya kredi limit uzatımlarıyla alakalı açıklamalar zaten sıfır araçları olan talebi artıracaktır. O yüzden ikinci ele otomotivlerde ciddi bir %20 civarında bir düşüş olma olasılığını ben çok güçlü görüyorum ve bu fiyatlardan da ikinci el araç almayı şahsen tercih etmeyeceğimi de söylemek isterim. Öyle diyorsunuz. Peki İslam Bey, gümüş. Gümüş tarafında bu son bazı analizler biraz sanki talep olduğu yönünde ama güçlü bir yükseliş var mı yok mu? Güvenli liman olma özelliğini taşıyan altın biraz da gelmiş olduğu nokta itibariyle acaba gümüşe bir pazar payından biraz pay vermiş olabilir mi? Tabii yani rasyodaki gerilemeye baktığımız zaman bu hafta gümüş altına kıyasla pozitif ayrıştı. Mesela %0.50 baz puanlık bir değer artışı varken altında gümüşte %2 civarında bir değer artışı oldu. Bu pozitif ayrışma devam ediyor. Tabii ki bu rasyo yıl içinde tekrar gerilecektir ama gümüş orta ve uzun vadede yine yatırımcısına kazandırmaya devam eden değerli bir metal olacaktır. Özellikle fiziki tarafta talep artışları yılın ikinci yarısından sonra daha fazla olacağını ben düşünüyorum. O yüzden gümüş yatırımcısını bence yatırımcılar ihmal etmemeli diye düşünüyorum. Evet, peki yurt içinde gümüş talebi nasıl? Özellikle bir dönem böyle gümüş nasıl diye fiziki olarak da alımlar gerçekleşiyordu. Bir de gümüşte bazı detaylar var. Mesela belli bir gram sonrası ya da işte külçe gümüşe döndüğünüz zaman daha farklı fiyatlar uygulanıyor. O yüzden orada hani biraz da yatırımcılar eğer gümüş tarafını seçiyorlarsa hangi noktalara dikkat etmesi gerekecek? Fiziki gümüş tarafında yatırımcıların talepleri yine artmaya devam ediyor. Özellikle
külçe, gümüşler tercih ediliyor ve gümüş külçe olarak almayı tercih ediyorlar. Granül işçiliksiz bir gümüştür. Çok talep görmüyor. Ama saklama koşullarından dolayı fiziki tarafta ciddi bir değer artışı var. Özellikle ben 10 lira seviyesinin altındaki rakamları önemsiyorum. 10 lira seviyesinin üzerinde gümüş alınmamalı çağrılarımı yenilemek istiyorum. Ben 8-9 lira aralığında gümüş alımının daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum ama 10 lira seviyesinin üzerinde gümüş almak bana göre çok mantıklı bir karar gibi durmuyor şu anda. Öyle mi diyorsunuz? Peki o zaman biraz portföy oluşturacak olursak güvenli limanlarda sizce duruş bir pozisyon ağırlık kazanmalı mı? Biraz ya da tam tersi satışla biraz daha o hani sadece özellikle riskli piyasaları sevmeyenler için biraz azaltması için doğru dönemde miyiz? Evet sanıyorum bağlantıda küçük bir sıkıntı oldu. İslam Bey'e tekrar gideceğiz. Hemen şöyle bir piyasalara bakalım. Piyasalarda özellikle 2043 puan seviyesini görüyoruz. %1,8'lik yükseliş kaydetmiş. Dolar TL ise 13,58'i seviyelere kadar geri çekilme gösteriyor. Haberimiz Coşkun Öz Eğitim Vakfı. Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi Küme'yi Bursa'da faaliyete geçirdi. Öncelikle izleyelim. Sonrasında İslam Bey'le tekrar devam ediyoruz. Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi, Türkiye'nin milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonuyla geleceğin teknolojisi katmanlı üretime odaklanıyor. Katmanlı üretimle ilgilenen tüm öğrenci, çalışan, uzman ve akademisyenlere eğitim ve deneyim imkanı sunuyor. Küme, araştırmacılara kaynak ve farklı teknolojilerle çalışan 3B yazıcı altyapısı sağlayarak Ar-Ge'ye ve bilimsel bilgi üretimine de katkı verecek. Bu eğitimler sayesinde Türkiye'deki katmanlı üretim uzmanlarına global ölçekte geçerliliği olan diploma programlarıyla sanayiye yetkin insan gücü kazandırılması amaçlanırken, kümedeki eğitimler Avrupa Katmanlı Üretim Kalifikasyon Ağı Üniversite Sanayi İşbirliği ile gerçekleştirilecek. Coşkun Öz Eğitim Vakfı Müdürü Bilge Tınmaz Soysuzuzlu, üretim yöntemlerinde sağlanacak çeşitlendirme ve yeniliklerle bölge sanayinin gelişmesi, istihdam, eğitim ve gelir artışına yönelik katkı sağlayacağız. Yeni ürün ve proses geliştirmede de katmanlı üretim teknolojisi önemli rekabet avantajı sağlıyor. Ar-Ge merkezleri açısından oldukça iyi bir konumda olan Bursa'da bu sayede üniversite sanayi işbirliği de artmış olacak ve konuyla ilgili akademik çalışmaların zenginleşmesine katkı verilecek diye konuştu. Evet devam ediyoruz İslam Bey'miş tekrar bizlerle. İslam Bey tekrar hoş geldiniz. Size merhaba. Bırakayım sözü. Portföylerden bahsediyorduk. Özellikle zamanda portföylerini güvenli limanlarla dolduranlar uzun vadede şu an için hangi pozisyona ağırlık vermelidir diye. Yani ben %50 değerli metaller güvenli limanlarda altın ve gümüş tarafında %50 mutlaka bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü enflasyon fiyatlaması ve jeopolitik riskler artmaya devam ediyor. Bu riskler olmaya devam ettikçe değerli metaller de bu fiyatlamaların içine dahil olacaktır. Tabii ki 125 yine dolar, diğer 125'i de yine TL olarak tutmanın daha avantajlı bir karar olduğunu düşünüyorum o zaman. Riskli piyasaları nasıl değerlendiriyorsunuz İslam Bey? Özellikle biraz bugün mesela bir yukarı doğru tırmanış oldu ama sizin riskli piyasaları da yakın takip ettiğinizi düşünecek olursak noktalara hangi noktalara değineceksiniz? Yine ben kısa vade için bir satış dalgası gelme ihtimalini kuvvetli görüyorum. 1980 dolar seviyesinin altında kapanış yapma ihtimali kuvvetli. Tekrar toparlanma içinde dolar TL kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Aslında dolarla riskli piyasalar beraber aynı hareketlerini sürdürüyor. Büyük bir ihtimalle dolar endeksinde bir toparlanma olduğu zaman yurt dışı piyasalarda da dolar bu güçlü duruşunu korumaya devam edecek. O yüzden riskli piyasalarda ben tekrar 2000 puan seviyesinin altındaki rakamları takip etmeye devam edeceğim. Ama uzun vadede pozitif beklentimi devam ediyorum. Kısa vadede tekrar bir kar satışı gelme olasılığını çok güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum İslam Bey. Değerli katkılarınız için ediyorum. Sağ olun. İslam Memiş, altın ve para piyasaları uzmanı bizlerle birlikte değerlendirdi efendim. Şimdi gidelim Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu toplantıya. Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Nebati, kur korumalı mevduat dün itibariyle 312 milyar lirayı aştı dedi. Detayları izleyelim. Hayırlı akşamlar.
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen basın toplantısında temaslarını değerlendiren Bakan Nebati, 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankasıyla, 10'dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi temsilcilerinin yer aldığını söyledi. Bakan Nebati ayrıca Türkiye ekonomi modeli hakkında kapsamlı bilgilerin verildiğini, gelecek döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Yan Bey başta olmak üzere Hazine Maliye ekibiyle. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıklamalarında kur korumalı mevduat hesabına ilişkin şu anda 10 milyar dolar civarına gelen bir döviz, toplamda da dün itibarıyla 312 milyar liraya aşan ciddi bir mevduat oluşmuş durumda ifadelerini kaydetti. Bakan Nebati ayrıca bu paketle beraber bir tarafı yastık altındaki altını sisteme sokmuş olacağız ki 5000 ton civarında bir altın olduğu tahmin ediliyor. Bunun da karşılığı 150-300 milyar dolar. Bunun belli bir miktarı Merkez Bankası'na destek olacak ve döviz ihtiyacını giderecek. Ama en önemlisi modelimizin esasını teşkil eden Türk lirasının özendirilmesi noktasında katkı sağlayacak bir enstrüman dahil edildi. Sözlerine de açıklamasında yer verdi. MÜSİAD 2021 yılı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Etkinlik sonrası MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı EkoTürk'e özel açıklamalarda bulundu. Dolar-TL kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sayın Asmalı, kur seviyesi hala yüksek ancak fazla düşüşte ithalatı özendirir dedi. Enerjiler özellikle sürekli iş yapan, yüksek kapasiteli fırınlar çalıştıranlar bu enerji krizinden son derece olumsuz etkilendiler. Ama çok şükür ki artık her şey normale girdi. Bununla ilgili 480 oda ve borsa başkanıyla yapılan bir toplantıya iki bakanımız katılmıştı. Ben de ona iştirak ettim. Orada da bu sorunlar dile getirildi. Ama çok şükür çok uzun sürmedi. Maalesef enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Doğalgaz, kömür yurt dışından geliyor. Geçen sene bir de kuraklık olunca hidroelektrik santrallerindeki enerji üretimi de %30 civarında düşüş yaşadı. Buna bağlı olarak ihracatımızın artması ve kapasite kullanım oranlarının artması, bir de kış ayına denk gelmemiz sebebiyle yüksek enerji tüketim oranlarına karşılık İran gazındaki aksama sebebiyle böyle bir kesinti oldu. Ama şu an çok şükür yoluna girdi. Kurların oynaklığı bizi çok rahatsız ediyordu. Şu anda kur korumalı TL mevduat hesaplarının açılmasıyla birlikte biliyorsunuz 313 milyar TL'yi aşkın bir dövizin bozulması söz konusu oldu. Bunun sonucu olarak da kurlarda gevşeme oldu ve yatay bir seyre kavuştu. Ama kur seviyesinin şu anki seviyesi, istenilen seviye mi? Bence yüksek bir seviye. Bunun bir miktar daha düşük olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama şunu söyleyelim, kurların çok aşağı gelmesini de istemeyiz. İhracatçıyı teşvik etmeli, ithalatı özendirmemeli kur seviyesi ve öngörülebilir olmalı. Biz kurlardan ana temel parametre olarak bunları istiyoruz. Devlet şu anda Merkez Bankası politika faizini %14'ler seviyesine düşürmüş durumda. Dolayısıyla biz bunu hep destekledik, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çünkü biz paranın getirisinden ziyade maliyetine odaklanmış bir kurumuz. Dolayısıyla %14'ler bile yüksek seviyedeyken özel bankaların bunu %25'ler, 30'lar seviyesine çıkarması doğrusu kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü bizim ihracat yaptığımız Avrupa'daki ülkelerimiz, onlarla rekabet ettiğimiz oradaki efendim sanayicileri %1 ile 2 ile kredi kullanırken bizim %25'ler seviyesinde bir kredi maliyetleriyle onlarla rekabet etmemiz gerçekten çok zor. Bu noktada sizin aracılığınızla özel bankaların bu noktada biraz daha sorumlu davranarak, biraz daha karından fedakarlık yaparak ki rekor karlar açıklıyorlar, bu noktada sanayicimizin, üreticimizin yanında yer almaya davet ediyorum. Gün sonunu burada nokta alıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde Stüdyo Hamburg'la tekrar sizlerle olacağım.